Arsuz Belediye Başkanı Dr. Ashaf Güven, Arsuz Esnaf Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen genişletilmiş esnaf istişare ve çözüm toplantısında Arsuz'da esnaflarla bir araya geldi. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Ashaf Güven, daire müdürleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafların katıldığı genişletilmiş esnaf istişare ve çözüm toplantısı Sahil Sefa Restoran'da gerçekleştirildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar ve getirilen yasakların esnafları olumsuz yönde etkilediğini belirten Başkan Güven şöyle konuştu. Hepimiz biliyoruz ki yeni bir yaza giriyoruz, yeni bir yoğunluğa giriyoruz, yeni bir aktif döneme giriyoruz. Bu bir. İkincisi çok ciddi bir süreçten geçtik. Bu süreç tüm dünyayı, yani küresel bir süreç olduğu gibi Türkiye'yi de çok etkileyen bu COVID-19 ya da koronavirüsün sebep olduğu bir salgınla geçtik. Bazı aksaklıkları yaşadık ama bunun içinde tabii ki en çok etkilenen kesimlerden bir tanesi esnaf kesimidir. Yani sizlersiniz. Çünkü belirli bir işi belirli bir yere kadar yapar ve o şekilde evine ekmek götüren bir kesim var ki o engellendiği zaman, yapamadığı zaman hakikaten çok sıkıntıya düştüğünü biliyoruz ve bunu ülkece de biliyor, yukarıdakiler de biliyor. Zaman zaman bununla ilgili destekler oluşturuldu bu süreç içerisinde. Onu da siz biliyorsunuz. Bazılarınız belki ulaşmıştır, bazılarınız ulaşamamıştır, bazılarının ihtiyacı olmamıştır. Çünkü başka bir gelir kapısı olabilir. Ama sonuç olarak esnaf hakikaten çok etkilenmiştir. Bunu da çok iyi biliyorum. Biz bu süreci iyi bir koordineli bir şekilde hem kaymakamlık yani devlet ve yerel yönetim birlikte aşmaya çalıştık. Ve hiçbir zaman işin reklamına yani çok bu şekilde eleştiriler de aldım ben bir belediye başkanı olarak ama hiçbir şekilde bu işin reklamına da gitmedik. Yardımlar da yapıldı, her türlü şey yapıldı ama biz verdiğimiz tüm desteği gece gönderdik ve hiç bunun reklamını da yapmadık. Burada da yapmayacağız ama böyle bir süreçten geçtik. İnsanların çok mağdur olduğu, ihtiyaç duyduğu bir süreci geçirdik. Şimdi eğer bu döneme dönecek olursa bu Arsuz'un şu anki en yoğun olacak dönemi ve sizlerin tabii yeni yeni işte birçok kesimin başlayacağı hem mevsim olarak artık daha aktif olacağı hem de işte kapalıyken açılan yerlerin bu işlerin devam edeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönemi de siz de biliyorsunuz. Kaymakam Bey de anlattı. Her kesimin, her iş kolunun kendine göre ilifsizden çıkan kuralları var. Hepimiz tabii ki bu kurallara uyuyorsunuz ve uymak zorundayız. Biz de elimizden geldiğince destek vererek ve denetleyerek bu süreci, bu şey sürecini, yani bu geçiş sürecini inşallah iyi atlatacağız. Bu dönemde belediyenin belki eksik gördüğümüz ya da daha bizim görmediğimiz onu şimdi tartışma sırasında dile getireceğiz. Yapamadığı ya gücü yetmedi değişik nedenlerle ya da göremediği şeyleri sizlerden öneri alarak, önerilerinizi dinleyerek yerine getirmeye çalışacağız hep beraber. Ama bir iki tavsiyede de bulunacağım. Ben her toplantıda söylediğim bir şey Arsuz hepimizin sadece bir arkadaşımın ya da başkanın ya da birinin değil, burası hepimizin ya da belediyenin de değil, hepimizin ortak yaşadığı ve sahiplenilmesi gereken bir yerdir. Bu esnafıyla, halkıyla, vatandaşıyla, emeklisiyle birlikte biz sahip çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Onun için ben tüm vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Belediyeden aksak görülen yerleri veya işte ihtiyaç duyulan şeyi isteyeceğiz. İsteyeceğiz ama hep bununla şunu da getireceğiz. Ben şunu yapmalıyım. Yani ben şunu yapıyorum ama şunu da eksik görüyorum. Şundan da şunu istiyorum. Yani hepimizin bir sorumluluğu olmalı.
yapılması gerekir. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum ki çoğumuz bunu yapıyor. Onun için teşekkür ederim. En şey örneği dün bir toplantı gerçekleştirdi. Burada Arsuz'da gelen kadınların ileri bir en üst düzey insanların oturduğu, sadece yazı geçiren insanlar, kadınlarla bir toplantı yaptık. 20-25 kişilik bir toplantı ve bunların hepsi de gönüllü olarak biz destek vermeye hazırız dediler. Bu da bizi sevindirdi. Yani katılımın çok önemli olduğunu ve bize de hepimize katkı getireceğine inanıyorum.